Evet sevgili 9. sınıf arkadaşlar, herkese selamlar. 9. sınıf öğrencilerinin bir günü nasıl olmalı? Şimdi bunu biraz daha yakından konuşmaya ihtiyacımız var. Evet sevgili arkadaşlar, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Lise hiç de ortaokul gibi değilmiş, değil mi? Evet, birçok arkadaşımız ilk dönem özellikle bu cümleyi bir hayli fazla söyledi. Abi çıldıracağım, yemin ediyorum aklımı oynatacağım, 10 dakikada nereden nereye geldik? Ve artık ikinci dönemin de son yazılılarına önümüzdeki haftalarda ulaşacağız. Ve 9. sınıfı öyle ya da böyle tamamlayıp tam olarak bir 10. sınıf öğrencisi kimliğini kazanmış olacağız. Ben sana kimliğimi vereceğim. Tamam, atayım mı? Telefonumu ver bana. Şimdi liseli olmak, yeni arkadaşlar, yeni ortam, biraz daha büyümüş olmak vesaire derken biliyorsunuz dersler böyle bir hayli fazlalaştı bir anda. Önceden Türkçe vardı, Türk Dili Edebiyatı oldu. İşte fen vardı sadece, fizik, kimya, biyoloji oldu derken böyle biraz daha detaylı konular, biraz daha zor sınavlar gibi oldu. Ve birçok arkadaşımız bu konuda ortaokula göre zorlandığını söyledi. Şimdi bizleri takip eden birçok arkadaşımız 9. sınıfı da güzel bir şekilde atlattılar. Onlara da şöyle kocaman bir alkış olsun, ama onun haricinde de hocam ben hala liseye adapte olamadım diyen arkadaşlar var. Ben adapteyim, adapte. Siz uyum sağlayamadınız bu hayata. Şimdi ben bu tüm arkadaşlarımız için 9. sınıfta öğrencilerimizin şu son aylarda neyi nasıl yaparsa 10. sınıfa çok daha etkili geçerler, onları paylaşmak istiyorum aslında. Burada ilk söyleyeceğim şey, biliyorsunuz ileride bir YKS diye sınavımız var. Şimdi bu sınav gündeminizde yok. Aslına bakarsanız tam anlamıyla olmamalı da, ama hedefiniz ne olursa olsun şunu bilmenizi istiyorum. Biliyorsunuz gireceğimiz YKS'nin iki önemli oturumu var. Bunlardan birisi TYT ve bir diğeri de AYT. Şimdi TYT'de 9. ve 10. sınıf konularından sorumluyuz ve 11. 12. sınıfa geldiğiniz zaman da AYT konularını görüyorsunuz. TYT'ye tüm öğrenciler giriyor. AYT'de de kendi alanınıza göre testleri çözüyorsunuz. Dolayısıyla TYT dediğimiz, yani 40 soruluk bir Türkçe, 20 soruluk bir sosyal, 40 soruluk bir matematik, yine 20 soruluk bir fen formatından oluşan bu sınavda başarılı olabilmeniz için 11. ve 12. sınıfa çok iş bırakmamamız gerekiyor. Niye böyle söylüyorum? Çünkü arkadaşlarımız 9 ve 10'u çoğu zaman tatil olarak görüyorlar. 9 ve 10'u tatil olarak gördüğümüz zaman maalesef 11. sınıfta AYT'ye şöyle tam sağlam bir şekilde asılmamız gereken bu zaman diliminde TYT eksiklerimiz çok olduğundan ikisini eş zamanlı olarak götürmek durumunda kalabiliyoruz. Bu bir sıkıntı. Bu yüzden arkadaşlar 9. sınıfta tamam çok sistemli, sağlıklı ve full performans bir şekilde çalışma gayretinde olmayabilirsiniz. Bu arada az da olsa sayımız bunu yapan arkadaşlarımız var. Onlara tekrardan böyle bir kere daha teşekkür etmiş olalım. Teşekkür ederim. Böyle full performans, full odaklı olun demiyoruz tabii ki, ama ne yapın? Mutlaka bazı sorumluluklarınızı yerine getirin. Hem bu okul yazılarınızda da daha iyi olmanızı sağlayacak, hem de YKS'nin TYT ayağını şimdiden önemli ölçüde halletmiş olmanızı sağlayacak. Arkadaşlar 9. sınıf öğrencilerinin bir gününde özellikle bu düşünce yatarsa iyi olur. Şimdi bunu hallettiğimize göre o zaman bir sonraki maddemize şöyle güzelce bir geçmiş olalım. Arkadaşlar geleceğin birer yetişkini olarak kendinize ve çevrenize çeşitli katkılar sağlayacağınızı da düşünerek bir yatırım yapmanız gerekiyor. TL'ye geçin, bana şükredeceksiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu yatırımın en güzel, aslına bakarsanız bunu yapmak zorunda olduğunuz bir şey olarak değerlendirmemenizi tavsiye ederim. Kitap okumalısınız. Hem de öyle böyle değil. Çok güzel şeyler okumalısınız. Canınız her ne istiyorsa önce onu okuyarak başlayabilirsiniz eğer bir alışkanlığınız yoksa. Ama onun haricinde şöyle alıp sanattan, spordan, müzikten, edebiyattan canınız ne istiyorsa kendinizi geliştireceğiniz farklı alanları da bularak okumalar yapmaya ihtiyacımız var. Çünkü bunu yaptığımız zaman kendimizi daha iyi keşfediyoruz, yeteneklerimizin daha iyi farkına varıyoruz, ne olmak istediğimize karar verebiliyoruz, kim olduğumuzu biraz daha iyi görebiliyoruz. Farklı bakış açıları da bizi çok etkili bir şekilde inşa ediyor aslına bakarsanız. Şimdi hocam peki bunun bir günümüzle ne alakası var? Yani ben 9. sınıftaki başarımı sağlamak için neden? Hayır tabii ki. Ne yapıyoruz? Okuma dediğimiz bu durum dolaylı olarak kendimize yaptığımız yatırımı ortaya çıkarıyor ya, işte bu da gerçek potansiyelimizi, gerçek gücümüzü, ne istediğimizi, kim olduğumuzu. Sarkastik, boşboğaz, fırsatçı, sakar, vurdum duymaz, cimri. Hayattan ne almak istediğimizi bizlere verecektir. Bu yüzden benim sizlere tavsiyem, eğer böyle bir alışkanlığınız yoksa minik minik de olsa başlayın. Canınız her ne istiyorsa bunları okuyarak başlayın. Teknolojiye bu denli kendimizi kaptırdığımız bu zaman diliminde okumaları düzenli yaptığımız zaman yeni bir biz inşa etmiş olacağız. Sevgili arkadaşlar, o yüzden okuldan döndükten sonra mutlaka isteyenler, yatmadan önce isteyenler mutlaka gün içerisinde kendilerine ayıracakları bir vakit içerisinde mutlaka ama mutlaka kitap okumalılar. Şimdi sizlere bir diğer tavsiyem kendinize vakit ayırmanız olacak. Oh.
Çok şükür yarabbim. Hocam dersle ilgili bir şeyler bekliyorduk diye aklınızdan geçirmeyin. Hayır tabii ki bunu da yapmanızı istiyoruz. Teknolojiye düşkünlüğünüz varsa bunu mutlaka süreli yapmalısınız. O süre açıldıkça orada olmak kolay biliyorsunuz. Teknolojiyle buluştuğunuz anda keşfetin sihirli dünyasına çabuk dalabiliyorsunuz ama oradan çabuk çıkılamayabiliyor. Ve süre uzadıkça zihindeki karmaşıklık da aslına bakarsanız artıyor. Ya ben şimdi yapmam gerekenler var, gitmeliyim, olmuyor, işte ne yapacağım, başlamadım, olmadı, bitmedi derken hala oradayız ve hala gidiyoruz. Ve bir süre sonra o memnuniyetsizlik durumu yapmamız gerekenlerin yapılmamasından dolayı maalesef bizi uçuruma sürüklüyor. Emotional damage. Süreli bir şekilde orada kalırsak evet oradaki işi de yapmış oluruz. Çünkü 9. sınıfız, ona da ihtiyacımız var, yapalım. Bunu daha fazla yapmanız yerine arkadaşlarınızla bir araya gelmeniz, dışarıya çıkmanız, müzelere, tiyatrolara, sinemalara gidiyor olmanız, yeni hobiler ediniyor olmanız, bakın bunların hepsi çok önemli ve biz bunları tam olarak bu zaman diliminde yapacağız. Niye? Çünkü yetişkin olduğumuz zaman farklı becerilere ihtiyacımız olacak. Bakın bizler bir yetişkin olarak bizim yaşlarımızda veya bizden biraz daha genç veya bizden biraz daha yaşlı fark etmez. Birilerini gördüğümüz zaman onların bir müzik aleti çalabiliyor olduğunu görmek, akıcı bir şekilde İngilizce konuşabiliyor olduğunu görmek, farklı yeteneklere sahip olduklarına şahit olabiliyor olmak gerçekten bizim için çok takdir edilesi bir durum ve gelecekte bu çok daha önem kazanacak. Çünkü gitgide hobileriyle ilgilenen insanların sayısı azalıyor. Siz bunlardan olmayın. Arkadaşlar 9. sınıf öğrencilerinin yapmaları gereken bir başka şey de işte artık dersle ilgili kısma gelebiliriz. Günlük tekrarlarınızı yapmak. Günde ortalama yarım saatte 40 dakikalık zaman diliminde günlük bütün tekrarlarınızı yapabileceğinizi düşünüyorum. Bunu yaptığınız zaman yazılı öncesi zamanlara çok fazla yük bindirmemiş olursunuz. Bu da bizim işimize gelecektir. Bunun haricinde bizler Tonguç Akademi ailesi olarak sizlerle onlarca video buluşturuyoruz. Bu videoları da düzenli olarak takip ediyorsanız, o ders videolarını da izlerken şöyle güzelce notlar çıkarıyorsanız aslında 9. sınıfa dair de her şeyi yapmış oluyorsunuz. Ve geriye ne kalıyor tabii ki? Soru çözümü. Çok fazla abartmadan günde 2 veya maksimum 3 dersten şöyle birer ikişer test çözerek, yanlışlarınızı da öğrenerek hem sınavlara bakın, yazılı sınavlarınızı hazırlanmış olursunuz. Hem 9. sınıfı hallederseniz hem de aslına bakarsanız YKS'nin TYT ayağına da şöyle güzel temellerle birlikte başlamış olursunuz. Adı YKS olmaz, adı sınav çalışması olmaz ama kendinizi iyi hissettirir, sorumluluklarınızı yerine getirdiğinizi hissedersiniz ve böylece farklı alanlara da inanılmaz bir şekilde vakit ayırmış olursunuz. Arkadaşlar günlük planlama oldukça önemli. Bunların hepsine kendi müsaitlik durumunuza göre güzelce bir vakit ayırır, programla hareket ederseniz harika şeyler yaparsınız. Ben size inanıyorum. Netice ne olursa olsun siz benim gönlümde hep kazandınız, hep şampiyonsunuz ve öyle kalacaksınız. Sevgili arkadaşlar, sizler bir gününüzü nasıl geçiriyorsunuz? Bunu nasıl başardınız? Nasıl plana sadık kalabiliyorsunuz? Bunları da yorumlara yazarsanız Allah hepsini tek tek okumak isterim. Hadi bakalım, bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakınız. Hoşça kalınız.